Makina kesimi helal midir? Makina kesimi günümüzde hakikaten özellikle e, hani tavuk e, kesiminde çok kullanılan bir uygulama. Ancak çok sıkıntıyı içerisinde barındıran bir uygulama. Çünkü şu bir kuraldır. Bunu asla ve kat'a unutmayalım ki İmam Saraksî rahmetullahi mefsut da ifade ettiği üzere Hayvan kesiminde besmele alete değil. Kesilen hayvan için yapılır. Yani bu şu demektir. Diyelim ki şu bıçak var elimde. Şunu bıçak farz edelim. Bir hayvan kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedim ya ya da bismillah dedim ya da bismillah dedim fark etmez. Dedim. Sonra bu bıçağı bıraktım başka bir bıçak aldım hayvanı kestim. Bu kurbana zarar verir mi? Vermez. Bu kurban helaldir. Neden? Çünkü kural neydi? Besmele alete değil, hayvan için kesilir. Yani besmele çektikten sonra sen bu aleti değilsen de herhangi bir sakıncası olmayacaktır. Çünkü bu hayvana kesiliyor. O zaman ben bir besmele kes çekerken diyelim ki bu bıçak Bismillahirrahmanirrahim dedim. Önümde bir tane hayvan var. Bu hayvan için besmeleyi çektim. Bunu kesmeden ya şunu kes dediler, gittim tak onu kestim bu hayvan laşı olmuştur. Neden? Çünkü ben besmeleyi bu hayvan için çektim. Bunun için çekmedim. Dolayısıyla bunun için çekmediğim için, terk ettiğim için ha unutarak olursa ayrı. Ama kasıtlı bir şekilde hani ben besmele çektim bir daha buna çekmeme gerek yok. Mantığıyla eğer bu şekilde bir kesim olmuşsa o zaman bu kesilen hayvan laşı olacaktır. Dolayısıyla bugün makine kesimlerinde diyelim ki bir aparat dönüyor. Tak tak hayvanları bu şekilde kesiyor. Bu hayvan bu bir tane bıçak demektir bu. Biz buna bir kere bastığımız zaman da ilk kestiği hayvanla beraber o kes, kesilen besmelenin hükmü bitmiştir. Şimdi burada 10 tane hayvan hatta İbn Abidin rahmetullahi aleyh e, kitabında bu meseleyi de bu meseleye daha doğrusu ışık tutacak güzel bir misal veriyor. Diyor ki bir bıçak olsa hayvanlar diyelim ki Alt alta koydun. Besmele'yi çektin. Bir bıçakla iki hayvanı aynı anda kesmeye çalıştın. İlk kesilen hayvan helal, ikincisi murdardır. Neden? Çünkü besmele ilk kesilen hayvana isabet etmiştir. İkincisi için ayrı bir besmele. Yani hayvan kesiminde her bir hayvan için ayrı besmele kesilmesi şarttır. Bir besmele ile beraber bir makineyi çevirip de yüzlerce hayvanın kesilmesi asla ve kat'a helal değildir. Bunların her biri ilk hayvandan sonra diğerlerinin tamamı laş olmaktadır. Hatta bu hususta e, gerçekten günümüz yani hani bu konuyla alakalı daha doğrusu araştırma yapmış olduğumuz dönemde bu makine kesimiyle Türkiye'de günlük 5 milyona yakın tavuk kesimi oluyor yani o zamanki tarih veriler açısından konuşuyorum ve bunların 4 milyondan fazlası makine kesimiydi maalesef. Bu noktada ee, hani ne derler fetva veriliyordu tabi bazı merciler tarafından. Makine bırakıyordu hayvanların kafasına tek tek döner bir şekilde kesip 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 bırakıyordu. Maalesef hepsi leş hükmündeydi. Hiçbir de helal değildi. Ancak bu hususta e, hamdolsun e, bu noktada e, Gimdes'in özel gayretleri ve çalışmaları neticesinde hani on, gerçekten iyi bir e, çalışma ortaya koydular. Bu noktada e, biz buna asla hiçbir zaman fetva vermedik İsmail Afık'ı kurulu olarak makine kesimi. Ama şu an Türkiye'de 3 milyonun üzerinde el kesimi yapılmaktadır. Tabii bu belirli zamanlarda sayı artıyor, çıkıyor, önemli değil. Ama şu an Ma, e tavuk kesimlerindeki makina kesiminin oranı e, e, el kesiminden daha alt seviyeye düşmüştür. Dolayısıyla hani bu bir zarurettir. Bu, bundan dolayı fetva hayır bu bir zaruret değil bakın. Ya 5 milyon tane elle mi kesilir? Bakın evet kesilebiliyor şu an 3 milyonun üzerinde el kesimi bir e, tavuk kesimi yapılabiliyor. Bu demek ki bir zaruret değil. Ve bu hususta açıkça caiz olmayadığına dair fetvalar olabiliyor. Yani beş kişi yan yana koyuyorlar, o adamlar vardiyol olarak veya iki kişi, üç kişi yan yana koyuyorlar. Vardiyol olarak bunları güzel bir şekilde kesiyorlar ki bu noktada da gidip yerinde gördüğüm için söyleyebiliyorum açıkça. İki kişi veya üç kişi hayvanlar geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Adam her seferinde bunu bu şekilde keserek bunu sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu, bu hususta bir zaruret var deyip de işte makina kesimle fetva vermek doğru değil. Bunu unutmayın. Makina kesimi e, bu noktada yani büyük başlarda olmuyor çünkü büyük başlarda her türlü el kesimi var. Ama küçük hayvanlar yani tavuk gibi veya da hindi gibi hayvanlarda makina kesimi asla ve kat'a caiz değildir. Bu noktada hani hocam imkansız değil gerçekten bu uygulanabiliyor bu hususta bir e, gayret sarf edildi ve bunun hakikaten semeresi elde edildi. O yüzden illa da el kesimi olmalıdır. Her bir hayvan için ayrı ayrı besmele çekilmelidir.